Rahim Baba'yı ayıp etmiş ama. Kasımpaşa'dayken işte 200 bin dolara mı oynuyordun, 200 bin TL'ye oynuyordun yazmış. Tekrar oraya gitmek istiyorsun galiba yazmış. Çocuğa şey yazmış taraftarı. Annenle tekrar görüşmemi ister misin yazmış. Çocuk da çocuk olmuş. Çocuk muymuş ki yazan acaba taraftar ya? Adam mı adam olmuş dediğim yani. İyi dövmüyorlar abi bunları. Bir kere de dövmüşlerdi bizim şeyi, hatırlıyor musun? Pendik yenilgisinden sonra tekme tok arabasına binerken. Evet, Rüştü'yü hatırlıyorum. Rüştü'yü dövmüşlerdi ya. Dağ gibi adamı. Tabii canım, 4-5 taraftar gelip dövmüştü. Bunlar o hayatta olan şeyler kardeşim. Yani futbolcu da olsan başka bir şey de ama olsan. Ne kadar da seviyorsun birileri kardeşim. Gelip seni Niye dövecek yani. Dövüyorsun yani? Ne o kadar da adamı değil mi? Bir de hayatta hiç dayak yemeyen adam var mı? Sor bakayım yani. Var mı vardır ya, sence? Kime sorsan vardır illa ki dayak. Var değil mi? İlla bir diğerde bir başına bir şey gelmiştir yani. Yani 1000 kişiden 900 kişiden gelmiş. Bunlar da normal yani. Dayak da yiyecek, küfür de Ama edecek. taraftarlardan yemen çok acayip yani. Bu kadar sahiplenmek, taraftar kafası çok enteresan. Onu demek istiyorum. Adamı niye dövüyorsun yani? Kötü oynadığı adam mı dövülür? Kötü futbolcu diye ya da. Öyle doğru söylüyorsun Niye kardeşim. dövüyorsun? Adamı kardeşim, manyak mısın sen ya? Yani? Aklıma şey geldi ya abi. Eski maçlarda şey vardı ya. Adam faul oluyor. Yerde yatarken spiker pozisyon nasıl oldu diyor. Şeyim var mı? Manyak. Adam da cevap veriyor yani. Abi de aldım topu gidiyordum da. Sert geldi abi. Sert geldi diyor. Rauf Sedi'yle götürüyorlar. Açıklama ama bir yapıyorum. Şeylik, işte masumluk, bir doğallık var değil evet, mi o abi? Zaman evet. Gol sevinci oluyordu. Onlarla beraber koşuyordu spikerde. Gol sevincinin arasında mikrofonu sokmaya çalışıyor adamlar sevinirken. Kardeşim, bu Bitcoin hakkında ne düşünüyorsun? Aynen ya, ne abi. düşünüyorsun? Ben soruyu çekeyim kenara. Oldu. Abi ben bir şey düşünemiyorum çünkü. Bitcoin'cileri patlattılar büyük ya. Acayip düştü yani Bitcoin. İnsanlara pohpohladılar Bitcoin alın diye. İşte millet 7 bin liradan 7 bin liradan bir Bitcoin aldı. Hani 100 bin liralara kadar çıkacak dediler. Bütün insanlara sapladılar Bitcoin'i. Şimdi 3 bin liralara düştü. Patlattılar yani, borsa gibi. Dolandırıcı. Doladılar yani milleti gibi geliyor, öyle görünüyor. Adam kalkıyor nerelerden milleti, herkesi dolanıyor. Dünyanın Tabii bir canım. tarafından. Evde otururken dolandırılıyorsun yani. Hayır, o da evde otururken milleti dolandırıyor. Benim. Evet, çok kurnaz olmayacaksın. Şey kafası işte be abi, neydi onun adı? Çiftlik Bank tribi gibi oldu onun biraz daha yani. Gelişmişi Ve işte. ama çıkacak diyorlar tekrar yani, hani bu geleceğin parası diyorlar bu mevzuya. Hala inananlar var. 3000'den alanlar hani çıkacak mı Ya çıkacak adam kafası. para yatırırız diyse inanacak yani. Başka şansı yok değil mi? İnanmama şansı yok. Belli de değil menşei nereden çıktığıyla alakalı bir, yani bir sürü şey söylüyor. Çinli bir sahibi var diyorlar. İşte Amerika diyorlar. Tokyo. Belli, Tokyo diyen var aynen. Hep böyle şeyli Böyle bir yani, böyle bir esrarengiz yani. Tokyo deyince yani adam zekidir falan Tabii. yani. Japonya mı herhalde? Japon. Yani nasıl batabilir ki yani? Hayatında dolandırıldın mı kardeşim? Yok, dolandırılmadım abi. Sen dolandırdın mı? Hiç. Yani böyle Yani bir şimdi dolandırma derken. aklıma gelen bir şey yok yani. Hani arkadaşıma borç vermişimdir, alamamışımdır. Dolandırılmak mı oluyor? Yani. Bir nevi. Hala arkadaş Bu mısın? herkesin arkadaşım tabii canım. Hiç bu aramızda yaşanmamış gibi yani. Arkadaş şey, seni seviyor, seni dolandırdığını Ne söylemiyor. olur, aramızda paranın hesabı mı olur der muhtemelen. Ben de Yani hayır derim, olur mu, ne alakası var? İşte hayatında herkes birkaç defa dolandırılıyor yani. Sen dolandırıldın mı abi? Dolandırıldım tabii canım. Ya nasıl dersen, hani çok fazla öyle büyük bir dolandırılmadık da hani ufak tefek şeylerden. Telefonda mesela bir şeye giriyorsun. Bir şey izleyeceksin. Pat arkada böyle bir yazı, ufaktan bir şey, bir yazı. Seni abone yaptık falan diyor. Bilmem ne Evet, yaptık diyor. öyle çok Seni diyor, gelmiştir canım başıma yani. seni dolandırmadık demiyor da seni diyor Şuna girdiğin için ya, abonelik olmuştur. Aboneliğini dolandırmaya iptal etmek çalışıyor. istiyorsan 90-90'a mesaj at. Cart yap, cürt yap. Dolandırmak üzerine dönüyor ya. Ticaret de sanki biraz öyle değil mi? Bir kere zaten bence ticaret de dolandırma ya. 5 liraya aldığın şeyi 7 liraya satıyorsun. Nasıl Dolandırma para? değil mi 5 bu? liraya aldığın şeyi 5 liraya satarsan nasıl para kazanacaksın? Bence sistem dolandırıcı yani, onu demek istiyorum. Dolandırılmanın da şeyi vardır yani, artısı vardır. Şey Daha var abi, dikkatli Boğaz olursun. Köprüsü'nü satan var ya. Ya eski zamanlarda satmış herif yani. Bence Helal o olsun adama yani. ceza falan verilmemeli yani, anladın mı? Tabii canım. Nasıl bir teminat verdiyse de adam artık. Ne dediysen yani, Boğaz Köprüsü'nü satmak nedir ya? Değil mi? Hüsnü Osman mı? Öyle mi? Şey diyor adam ya, kim olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Beni dolandırmak istemeyen hiç kimseyi dolandırmadım ben diyor.
Hep kurnazları dolandırdım diyor yani. Anladın mı? Adam kurnaz Boğaz Köprüsü'nü alacak, parayı bulacak yani. Anladın mı? Onu dolandırmayacaksın da ne yapacaksın yani? O zamanlarda Boğaz Köprüsü'nden çok fazla araç geçmiyor yani. Ne diye almış ki, zarar edersin. Tamam.